Hayrettin Karaman, İslam Ailesi İslam ailesi bir medeniyetin, kültürün ailesidir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için onun bulunduğu her yer ve zamanda bir topluluk ve bu topluluktan ibaret yahut bunun içinde bir aile bulunmuştur. Beşeri medeniyet unsurlarını insanlar yapmış, medeniyetler de insanları etkilemiştir. İlahi, beşeri, İslam kültür ve medeniyeti ise ilahi irşadın ışığında yürüyen İslam insanının eseridir. Onun her parçasında ilahi vahyin boyası, Sıbgatullah ve Halifetullah, yeryüzünde Allah iradesinin temsilcisi olan insanın fırça darbeleri vardır. Bu büyük medeniyet ve kültürün temelini İslam'ın getirdiği Allah İnsan kainat tasavvuru ve değerler sistemi oluşturur. İslam ailesi de bu temele oturmuş ve medeniyetin önemli bir parçası olmuştur. Onu bu bütün içinde görmek, tanımak ve değerlendirmek gerekir. Bu perspektif terk edilir. İslam ailesine pozitivist bir sosyolog gözüyle bakılırsa onu gerçeğe uygun olarak tanımak ve tasvir etmek mümkün olmayacaktır. İslam'a göre Allah Teala insanı yaratmış, ona bilgi edinme ve bilgiyi kullanma kabiliyeti vermiş. Rahman 4. Ayet Onu başıboş bırakmamış. Kıyame Suresi 36. Ayet Yeryüzünde halifesi kılmış. Enam Suresi 165, Yunus 14. Ayet Başka hiçbir varlığın yüklenemediği emaneti, yükümlülük ve sorumluluğu ona yüklemiş. Ahzab 72, kokuşmuş çamur mertebesinden kainatın göz bebeği mertebesine kendi irade ve çabası ile yükselmeyi ona amaç kılmıştır. Tin 5, Şems 10. ayetler Ana çizgileriyle İslam insanı budur. Bu insan var olacak, çoğalacak, toplum ve kültür oluşturacak ve bunu nesillere aktaracaktır. İslam insanının kendini gerçekleştirebilmesi ve amacına ulaşabilmesi için, kendi irade ve çabası yanında dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyacı vardır. Bu dayanışma ve yardımlaşma İslam'a göre merkezden çevreye doğru şu daireler içinde gerçekleşecektir. Aile, komşu, millet, kavim, ümmet, İslam kavimleri, milletleri ve insanlık. Dairelerin merkezinde aile, sonra komşular ve yakınlar, sonra millet, sonra ümmet ve nihayet insanlık vardır. Merkez aynı zamanda temeldir. Aile temeli olmadan diğer yapıların oluşması, varlıklarını koruması mümkün değildir. Dayanışma ve yardımlaşma bir davranış biçimidir. Her davranış biçimi gibi bunun da motiflere ihtiyacı vardır. Aileyi kurmaya ve aile içinde dayanışma ve yardımlaşmaya iten başlıca motifler cinsel güdü, sevgi, korku, güvenlik ihtiyacı, Eğitim ve devamlılık arzusudur. İslam aileyi kurarken bütün bu motifleri göz önüne almış, gerekli teşvik ve yönlendirmeleri yapmıştır. İslam'ın ilk muhatabı olan Araplarda fertlerin ve ailelerin içinde eridiği kabilecilik toplum yapısının temelini teşkil ediyordu. İslam bunu değiştirerek kabilenin yerine aileyi koydu. Kabile mensuplarının hukuki ve sosyal ilişkileriyle dayanışmalarını aileye aktardı. Böylece aile toplumun temel birimi haline geldi. Birçok ayet ve hadis evliliği teşvik etmekte, aile fertlerinin karşılıklı hak ve vazifelerini düzenlemektedir. Naslara göre fiili evliliğin belli yaşı vardır. Evlenme akti karşılıklı rızaya dayanır. Aile dinin ve devletin himayesi altındadır. Bu himaye hem aile kurulurken hem de devam ederken söz konusudur. Evlenmeye maddi gücü kafi gelmeyenleri evlendirmek toplumun ve devletin görevidir. Geçim sıkıntısı söz konusu olduğunda ailenin arkasında devlet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüp de miras bırakanın malı varislerine aittir. Malının karşılayamadığı borç yahut bakılacak çoluk çocuksa bana aittir. Bana gelsinler. Onların yakını benim. İsterseniz bu konuda şu ayeti okuyabilirsiniz. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Ahzab 6 Bu sözü Hz. Peygamberin devlet başkanı sıfatıyla söylediğini bilen ilk halifeler ailelere maaş bağlamışlar, doğan her yeni çocuğa göre de bunu artırmışlardır. Hayrettin Karaman Yeni Şefak